Aşağıdakilerden hangisi strateji oluşturma evresindeki çalışmalardan biri değildir? Cevap, örgütlenmeye bağlı olarak hiyerarşinin düzenlenmesi. Aşağıdakilerden hangisi stratejistlerin etkinliğini belirleyen özelliklerden biridir? Cevap, stratejik bilince sahip olmak. Aşağıdaki paydaşlarla ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Cevap, ürün piyasası ile ilgili olanlar, yöneticiler. Mintzberg, 1987 stratejinin 5P'si adını verdiği makalesinde stratejiyi 5 farklı yaklaşımla ele almıştır. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi 5P'ye dahil değildir? Cevap: Uygulama olarak strateji. Aşağıdakilerden hangisi stratejik liderliğin temel bileşenlerinden biri değildir? Cevap: Etkin örgüt kültürünü değiştirmek. 1. Faaliyetlere yön verecek politikaların belirlenmesi. 2. Dışsal ve içsel çevre analizlerinin yürütülmesi. 3. Strateji alternatiflerinin geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve seçimi. 4. Vizyon ve misyonun geliştirilmesi. Yukarıdakilerden hangileri strateji oluşturma evresinde yürütülen çalışmalardandır? Cevap: 2, 3 ve 4. 1. Yıllık hedeflerin belirlenmesi. 2. Uzun dönemli amaçların belirlenmesi. 3. Faaliyetlere yön verecek politikaların belirlenmesi, yukarıdakilerden hangileri strateji uygulama aşamasında yer alır? Cevap: 1 ve 3. Stratejilerin kurumunun uzun vadeli hedeflerine hizmet edip etmediğini belirleme süreci aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Strateji değerlendirme evresi. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin strateji oluşturma süreçlerinde başarılı olmaları için geliştirilmiş önerilerden biri değildir? Cevap: Sürecin teknisyenlere devredilmesi, yeni ve keşfedilmemiş uluslararası pazarların bulunması ve artan genel işletme giderlerinin azaltılması için dış kaynak kullanımına gitmenin stratejilerin temelini oluşturduğu yıllar aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 2000-2010. Aşağıdakilerden hangisi misyon kavramının özellikler arasında yer almaz? Cevap: Satışların nasıl artırılacağı Misyonun kağıda dökülmüş haline ne ad verilir? Cevap: Misyon bildirgesi. İşletmelerin gelecekte olmasını arzu ettikleri duruma ne ad verilir? Cevap: Vizyon. İşletmelerin uzun dönemde ulaşmak istedikleri duruma ne ad verilir? Cevap: Amaç. Aşağıdaki kavramlardan hangisi hedef kavramının özelliklerinden değildir? Cevap: Nesnel olmayıp duygularla iç içe olmalı. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir davranış ve varoluş amacının kişisel ve toplumsal olarak karşıtlarına tercih edilmesine dair kalıcı bir inançtır? Cevap Değer 1. Örgüt için bir misyon yaratılması 2. Örgütsel vizyonun tanımlanması 3. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 4. Kurumsal değerlerin geliştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri stratejik niyetin oluşturulması ve uygulanmasını oluşturan faaliyetlerdendir? Cevap: 1, 2, 3 ve 4. Etkili bir vizyon bildirgesi için izlenmesi gereken adımların ilki aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Vizyon belirleme süreci için bir altyapı ve ortak bir anlayış oluşturulur. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin misyonu temel alınarak üst kademe yer alan yöneticiler tarafından belirlenir? Cevap, stratejik amaçlar. 1. Yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır. 2. Ölçülebilir olmalıdır. 3. Sonuç odaklı olmalıdır. 4. Zamanlaması esnek olmalıdır. Yukarıdakilerden hangileri hedeflerin sahip olması gereken özelliklerdendir? Cevap, 1, 2 ve 3. 1. Küresel pazarlara açılarak daha fazla gelir sağlama fırsatları. 2. Dünya genelini etkileyen salgın hastalıklar nedeniyle üretimin yavaşlaması. 3. Fosil yakıtların tükenme ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arayışı. 4. Yeni kuşak tüketicilerin tüketim kalıplarında ve eğilimlerinde yaşanan değişimler. Yukarıdakilerden hangileri işletmeleri etkilemesi muhtemel çeşitli dış faktörler arasında yer alır? Cevap: 1, 2, 3, 4. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yakın dış çevresi arasında yer almaz? Cevap: Yeni teknolojiler. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin örgütsel kaynaklarından biridir? Cevap: Patentler. 1. Müşteriler, 2. Nüfus bilgisi, 3. Tedarikçiler, 4. İkame ve tamamlayıcı ürün üreticileri. Yukarıdakilerden hangileri bir işletmenin yakın dış çevresinde yer alır? Cevap: 1, 3, 4. İşletmenin politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, ekolojik ve yasal dış çevre unsurlarının analizine dayanan dış çevre analizi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: PESTEL analizi. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan işletmeleri etkilemesi muhtemel dış faktör örneklerinden hangisi internet tabanlı teknolojilerin gelişmesiyle ilişkilendirilebilir? Cevap: Dijital pazarlamanın önem kazanması. Genellikle küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişim olmak üzere iki temel değişken bağlamında ele alınan işletmenin genel dış çevre unsuru aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? Cevap: Uluslararası çevre. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmenin genel dış çevresinde yer alan unsurlardan birisidir? Cevap: Demografik çevre. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi işletmenin yakın dış çevresinde yer alan unsurlardan birisidir? Cevap: İkame ve tamamlayıcı ürün üreticileri. İşletmenin yakın dış çevresinde yer alan ve işletmeye ham madde, yarı mamul, insan gücü, enerji gibi üretim girdilerini sağlayan kişi ya da kuruluşlar olarak tanımlanan unsur aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? Cevap: Tedarikçiler. Aşağıdaki seçeneklerden hangi 5 güç analizinde yer alan faktörlerden birisidir? Cevap: Sektördeki mevcut işletmeler arasındaki rekabetin şiddeti. İşletmelerde yaratılan ekonomik, teknolojik, hizmet ve sosyal faydaların parasal karşılığına ne ad verilir? Cevap: Değer. Avon şirketinin kapıdan kapıya satış yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir? Cevap: Temel yetkinlik. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin maddi olmayan kaynaklarından biridir? Cevap: Örgüt kültürü. Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından geliştirilen değer zinciri analizinde yer alan destek faaliyetlerden biridir? Cevap: İnsan kaynakları yönetimi. Aşağıdakilerden hangisi Michael Porter tarafından geliştirilen değer zinciri analizinde yer alan temel faaliyetlerden biri değildir? Cevap: Tedarik faaliyetleri. Yönetim fonksiyonunda yerine getirilen faaliyetlerden hangisinin amacı görevleri, yetki ve sorumlulukları tanımlayarak koordinasyonu sağlamaktır? Cevap: Örgütleme. Bireyleri belirli hedeflere ulaşmaları için etkileme sürecine ne ad verilir? Cevap: Motive etme. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın temel işlevlerinden biri değildir? Cevap: Motive etme. Finansal performans, müşteri bilgisi, iş süreçleri ve öğrenme ile büyüme açısından stratejilerin değerlendirilmesine ne ad verilir? Cevap Dengeli başarı göstergesi Nokta nokta İşletmelerin rakiplerinden daha iyi performans göstererek rekabet avantajı elde edip ortalamanın üstünde gelir kazanmak için izlediği stratejilerdir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar? Cevap Rekabet stratejileri. Pazardaki en düşük maliyetle, en azından rakiplerinden daha düşük bir maliyetle mal veya hizmet üreterek ortalamanın üzerinde gelir elde etmeyi hedefleyen işletme hangi stratejiyi izler? Cevap: Maliyet liderliği stratejisi. 1. Müşterilerin marka sadakati sağlanarak rakiplere karşı bir savunma mekanizması geliştirilir. 2. Maliyetlerden ziyade fiyata odaklanıldığı için tedarikçilerin girdi fiyatlarında yaptıkları değişimler kolayca fiyatlara yansıtılabilir. 3. Müşteri sadakati elde etmek için farklılaşan işletme, ikame ürünler karşısında pazarda rakiplerinden daha iyi konumlanır. 4. Farklılık yaratmak için ortaya çıkan ekstra maliyetlerin daha yüksek bir fiyat talep edilerek müşteriden geri kazanılıp kazanılmayacağını tahmin etmek zordur. 5. Farklılaştırılmış ürünler rakipler tarafından taklit edilebilir ve pazardaki rekabet avantajı kaybedilebilir. Yukarıdakilerden hangisi, hangileri farklılaşma stratejisine sahip bir işletmenin pazardaki rekabetçi güçlere karşı elde edeceği avantajlardandır? Cevap: 1, 2, 3. İmtiyaz sahibi tarafın belirli bir süre şartı ve bazı sınırlamalarla ticari işlerini yürütmek üzere bu hakkı ikinci bir tarafa devretmesine ne denir? Cevap, franchising. 1. Geriye doğru bütünleşme, işletmenin girdisini üreten tedarikçisini satın alması veya tedarikçisini aradan çıkartarak ham madde veya girdiği kendisinin üretmesidir. 2 geriye doğru bütünleşme, dağıtıcılar veya perakendeciler üzerinde sahiplik kazanmayı veya kontrolün artmasını içermektedir. 3. Geriye doğru bütünleşme, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin birleşmesi veya birbirleri üzerinde kontrol hakkı sağlamaya yönelik geliştirdikleri stratejidir. Yukarıdakilerden hangisi, hangileri geriye doğru bütünleşmeyi ifade eder? Cevap, sadece bir. Aşağıdakilerden hangisi yoğunlaşma stratejisinin uygulama biçimlerinden birisidir? Cevap: Ürün geliştirme. Temizlik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin bilişim sektörüne girmesi hangi strateji ile açıklanabilir? Cevap: İlişkisiz çeşitlendirme. Aşağıdakilerden hangisi tek iş stratejisi uygulayan işletmeler açısından doğrudur? Cevap: Gelirlerinin %95'i ve daha fazlası tek bir iş alanından elde edilir. 1. Örgüt ayırt edici bir yetkinliğe sahiptir ancak zaman içinde amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirememiştir. 2. Örgüt faaliyet gösterdiği sektörde en zayıf rakiplerden biridir. 3. Örgüt verimsizlik, düşük çalışan motivasyonu, düşük karlılık ve hissedarların performansı arttırma baskısı altındadır. 4 örgüt dış çevredeki fırsatlardan yararlanma, dış tehditlere karşı kendini savunma, içsel güçlerinden avantaj sağlama, içsel zayıflıklarının üstesinden gelme konularında başarılı olamamıştır. 5. Örgüt kontrolsüz bir şekilde hızlı büyüme göstermiştir. Bu nedenle iç yapıda yeniden örgütlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri tasarruf stratejisinin örgüt için ne zaman etkili bir strateji olabileceğinin göstergelerindendir? Cevap 1, 2, 3, 4, 5 Nokta nokta İki ya da daha fazla işletme arasında belirli amaçları gerçekleştirmek amacıyla ortak çalışmaya yönelik yapılan anlaşmalardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar? Cevap Stratejik işbirlikleri. Strateji alternatiflerinin geliştirilmesi ve en uygun stratejinin seçimi sürecinin hangi aşamasında SWOT analizi ve rekabetçi profil matrisi oluşturma işlemleri yapılır? Cevap girdi. 1. Rekabetçi profil matrisi 2. Dış faktörler değerleme matrisi 3. Sayısal stratejik planlama matrisi 4. BCG matrisi 5. GMC Kinsey matrisi Yukarıda verilenlerden hangileri işletmelerde analiz sonuçlarına göre alternatif stratejilerin üretildiği eşleştirme aşamasında yapılan çalışmalar arasında yer alır? Cevap: 4 ve 5. Bir örgütün güçlü yanlarının, zayıflıklarının, fırsatlarının ve tehditlerinin ortaya çıkarılmasını gerektirir. Düşük maliyetlidir. Endüstri veya ekonomiden bağımsız olarak herhangi bir işletmeye uygulanabilir. Yukarıda özellikleri verilen ve işletmelerde strateji alternatiflerinin üretilmesinde kullanılan yöntem, aşağıdakilerden hangisidir. Cevap: Tvoz matrisi. Ahmet, yönetici olduğu işletmede strateji alternatiflerinin üretilmesinde kullanılmak üzere yukarıdaki şekli oluşturmuştur. Buna göre Ahmet’in kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir. Cevap, BCG matrisi. Yatırım ve büyüme bölgesi seçici, ihtiyatlı bölge koru, elden çıkar bölgesi gibi stratejik yaklaşımları simgeleyen bölgelerin belirlendiği stratejik alternatif üretme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: G) McKinsey matrisi. nokta nokta Stratejik alternatifin dayandığı hesaplamaların ve diğer varsayımların sağlam, dayanıklı ve anlamlı olduğu anlamına gelir. Yukarıdaki ifadeyi doğru olarak tamamlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Geçerlilik. Ahmet, strateji alternatiflerini değerlendirirken nakit akışının her bir unsurunu işletmenin sermaye maliyetini kullanarak bugünkü değeri üzerinden yeniden değerlendirdikten sonra strateji alternatifinden elde edilmesi öngörülen nakit akışlarının toplamını hesaplamıştır. Buna göre Ahmet'in kullandığı finansal teknik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Indirgenmiş nakit akışı. Ayşegül, çalıştığı işletme için en uygun strateji alternatifini seçmek istemektedir. Buna göre Ayşegül'ün kullanacağı analitik teknik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Sayısal stratejik planlama matrisi. Bir işletmede var olan örgüt kültürünün işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevap: Örgütün ücret ve terfi mekanizmalarının sorunsuz işleyişini sağlar. İşletme performansının tatmin edici olmadığı bir A şirketinde yöneticiler strateji değişikliği yaptıkları halde performans düşüşünü engelleyememişlerdir. Örgüt kültürünün yönetime etkisi düşünüldüğünde A şirketinin yöneticilerinin bir sonraki adımları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Cevap: Örgütün düşünme tarzını düzenleyen paradigma değişikliğine gitmek. Aşağıdakilerden hangisi uzun vadede büyüme, verimlilik veya karlılık benzeri konularla ilgili işletmenin varmak istediği geniş kapsamlı sonuçları ifade eder? Cevap: Amaçlar. Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi amaçlarına ulaştıracak olan uzun vadeli bir eylem planıdır? Cevap: Stratejiler. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl içerisinde elde etmeyi planladığı ölçülebilir sonuçlardır? Cevap kısa vadeli hedef. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejilerinin uygulanması sürecinde işletme çalışanlarının düşüncelerine, kararlarına ve faaliyetlerine rehberlik etmek için tasarlanmış talimatlar, metotlar, kurallar ve uygulamalardır? Cevap politika. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin çatışmayı yaratan konuları göz ardı etmesi, önemsememesi ve dahil olmamasıdır? Cevap: Kaçınma. Aşağıdakilerden hangisinde yönetici yetki ve otoritesini kullanarak çatışmayı kendi değerlemesine göre çözmeye çalışır? Cevap: Güç kullanma. Aşağıdakilerden hangisinde yönetici çatışmaya konu olan tarafları bir araya getirerek kendisinin de katkısıyla çatışmayı çözmeye çalışır? Cevap: Problem çözme. Hangi liderler yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesinde önemli görevler üstlenerek işletmeyi daha önce deneyimlemediği yeni faaliyet alanlarına yönlendirirler? Cevap: Girişimci liderler. Hangi liderler diğer çalışanların ihtiyaç duyduğu kaynak ve fikirleri onlara sağlarlar? Cevap: Fırsat veren liderler. Hangi liderler işletmeyi bir bütün olarak değerlendirerek örgüt kültürü, yapısı ve stratejileri oluşturur ve süreçleri denetlerler? Cevap, mimar liderler. Aşağıdakilerden hangisi izlenen stratejinin işletmeyi hedeflerine ne ölçüde ulaştırdığının izlenmesiyle düzeltici faaliyetlere ilişkin önerilerin veya hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içerir? Cevap, stratejik kontrol. Strateji değerleme süreci aşağıdakilerden hangisinin de başlangıcını oluşturur? Cevap: Yeni stratejilerin belirlenmesinin. Stratejik değerleme ve kontrol etme süreci aşağıdakilerden hangisini gerektiren bir süreç değildir? Cevap: Yeni dönem stratejilerinin belirlenmesini. Aşağıdakilerden hangisi arzu edilebilirlik ölçütü ile ilgili strateji özelliklerinden biri değildir? Cevap: dış çevrede oluşan her türlü değişikliğe cevap verebilmesi. Aşağıdakilerden hangisi sayısal değerleme ölçütlerinden biri değildir? Cevap, kalite düzeyi. Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı karnesinde işletme içi süreçlerle ilgili kriterlerden biri değildir? Cevap, İşletme yetenekleri. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetim ve kontrol sistemlerinin en önemli eksikliklerinden biridir? Cevap, İşletmenin uzun vadeli stratejilerinin kısa vadeli eylemlerle bağlantısını kuramamaları. Dengeli başarı karnesinde dengeli denmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap İşletmenin performansının müşteri, içsel, finansal, yenilik ve öğrenme açısından değerlenmesini sağlaması. Aşağıdakilerden hangisi geriye dönük kontrollerin özelliklerinden biri değildir? Cevap girdilere yönelik bir kontrol mekanizması olarak hizmet etmesi. İleriye dönük kontroller aşağıdakilerden hangisini amaçlar? Cevap: Faaliyetler sırasında oluşabilecek hataların ve yanlış uygulamaların en alt düzeye indirilmesini.